Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Şu anda size öyle bir yerden sesleniyorum ki gerçekten inanamayacaksınız. Biraz şu kuş seslerini dinleyin. Sustu. Neyse. Şu anda arkadaşlar Yunanistan'da Girit Adası'ndayım. Girit Adası'nın Türkiye'ye doğru en yakın kısmı, uç bölgesi UNESCO tarafından koruma altına alınmış doğa parkı olarak. Burada bir kanyon var. Kanyonun içerisinde yaklaşık bir 2 saatlik yürüme mesafesinde 2 saatte geri dön. Yani 4 saat bir trekking, yürüyüş parkuru var. Gerçekten çok da kolay bir yer değil. Bugün orada yürüyoruz. Buranın iki tane güzel olayı var. Birincisi, ya kuşlar çok güzel. Birincisi, kuşlar gerçekten lafımı kesiyor. Diyor ki sus, doğayı dinle. Birincisi arkadaşlar, buradaki kayalar 360 milyon yıl önce oluşan ve hala günümüze kadar burada olan kayalar var. 360 milyon yıl. Ben 35 yıldır dünyadayım. Yani çok 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 büyük bir yaş farkı var aramızda. O yüzden bu bir etkileyici bir bilgi benim için. İkincisi, müthiş bir doğa parçası, bir kanyon burası. Burada şimdi yürüyoruz aşağıya doğru, yaklaşık 1,5 saat mesafede bir küçük şelale. Ondan sonraki yarım saat daha devam edince de bir, yani deniz seviyesine iniyorsun. Orada bir plaj var. Denize giriyorsun. Ama olay şu, kanyon o kadar yukarıdan başlıyor ki, yani biz arabayla, atarım onları da, çok yüksek dağlara çıktık. Hatta öyle bir yere çıktık ki korktuk. İki tane yırtıcı kuş vardı. Böyle çok büyük kanatlı olanlar. Normalde onlara böyle normalde aşağıdan bakarsın çok yukarıdadırlar ya. Yani bizim göz hizamızdalardı. Biraz çekindik yani. O kadar yukarıdan deniz seviyesine kadar yaklaşık 2 saat bir mesafe. Tarihi bir kanyonda şimdi yürüyoruz. İkinci söylemek istediğim güzel şey de buydu. Yolun sonundaki şelale ve en başta 3 taneydi ya. Evet. Sarı, kırmızı, beyaz. Şimdi beyaz sarı, kırmızı. Yok oldu. Muhtemelen kilometre ile birlikte azalacak bence. Olabilir. Olabilir. İlk defa bu işi yaptığımız çok belli. Aynen. İlk defa trekking yaptığımız belli olabilir. Evet, ikinci güzel olay da buydu. Hani bir şelale var. Küçük bir şelale. Ve şelaleye işte yok güneş kremi sürülmüş ya da işte böyle sabun, şampuan kullanmak falan gibi şeyler yasak. Türkiye'de böyle bir bilgi yok. Ben böyle bir yere Ege tarafında gitmiştim. Gerçekten çok zor bir şekilde ulaşılan bir şelale vardı. Ama böyle bir uyarı yoktu yani. Öyle. Yani şu anda işte bu tarihi ve işte koruma altında olan kanyonda yolumuza devam ediyoruz. Şöyle dar ve yüksek bazı yerlerden geçiyoruz. Şu anda çok yukarıdayız ama burası bu seviyeye kadar çıkabiliyormuş. Kışın çok yağmur ve kar olduğu zamanlarda. Yelizciğim de tüm zorlu şartlara rağmen yoluna devam ediyor. Güçlü kadın. Frida Kahlo. He? Vallahi Temple Run'a döndü. Atla bakalım. Şöyle. Komşum. Merhaba. Doğanın içerisine de böyle bir duvar yapmışlar herhalde. Suyu falan tutsun diye. Öyle mi? Yani en azından biri yaşamış bence burada. Ev olabilir diyorsun. Bence öyle bir oda daha var. Olabilir. Gitmeyin elini.
Doğru. Yani ulaşımı o kadar zor bir yer ki. Ama burada birileri yaşamış. Yani şöyle etrafı göstereyim size. Bayağı balta girmemiş bir orman burası. Yani şu şeylerin, bitkilerin büyüklüğüne falan bakın. Burada biri yaşamış ya. Tahta penceresi falan var. Arkadaşlar şu geçtiğimiz yollara bakın ya. Gerçekten bu ne macera perestliktir kardeşim. Şuralardan gerçekten yırmağa gidiyoruz. Ama anlatmaya gerek yok. Şöyle de bayağı da bir devam ediyor bu arada bu yol. Aynen. Suyun güzelliği peki? Aynen. Şöyle güzel bir yol ya. Bayağı yani zor, çetrefilli ama şu ses yetmez mi tek başına? Dinleyin. Başlı başına huzur veriyor ve şu pembe çiçekler Yunanistan'ın her yerinde var. Şurada da yüzmek istiyor insan ya. Baksana Yeliz ne kadar güzel. Yüzer misin orada? Yüzerdim. Kaç para oraya yatardın arama? Yüzer ses. 500'e yatarım. Doğru. Şöyle devam ediyor kanyon. Yine konuşuruz. Bakın arkadaşlar. Şu kayalardan şu ta en aşağıya ineceğiz. Çok zorlu bir yolculuk ya. Bu arada şu kaya 360 milyon yıllık olabilir. Dikkat edin. Başlıyoruz. Bakın daha hedef şelaleye varmadık ama yani şu doğanın mükemmelliğine bakın ya. Gittikçe işte bir kanyondan aşağı doğru iniyoruz ve bu su da bizimle beraber geliyor. Mükemmel. Ya bu trekking ne yaman bir şeymiş ya. Şu gezdiğimiz kanyona bakın. Trekking'e başlarken bir... Vallahi keçi yok ya etrafta. Normalde buralarda her yerde keçiler var. Buralarda yok. Şu tırmandığımız yerlere bakın ya. Allah'tan tırmanabiliyoruz. Bak bak yolun devamına bak. Söyle. Hiçbir kimse bizi şişmanız diye bu saatten sonra body shaming yapmasın. Gelin burada yürüyün ondan sonra aynen. Bizimle konuşun. Aynen. Nereleri açtık? Aynen. Neler yaptık burada? Ya be ya. Ya be ya. Ya be ya. Tamam söyleyeceklerim. Bu kadar mıydı? Şu aşağıda galiba şelale çığlık atan insanları duyuyorum. Bakın daha da o kadar ineceğiz. Ya şuralardan daha yüksek bir yerlerden geldik. Ya şuraya bak. Yemin ederim böyle bir şey yok. Ve tekrar edeyim videonun başında da söyledim. Şu üstüne bastığımız kayalara hürmetten basamıyoruz. Çünkü 360 milyon yıllık. 360. Oh. Yoruldum. Ha bak. Bazılarını görüyorum. Onlar sanki bir 345 340 gibi geliyor bana hani. Araya kaynadıklarını sanmasınlar. Sana diyorum. Şelale şurada. Bakın zaten etrafı bir cennet olmuş. Şimdi cennet oldu. Doğru. Geri kalan her yer kaya. Aynen her yer kaya. Şelalelerin etrafı yeşil. Burada şelalede güzel bir yüzeceğiz şimdi. Bu arada geçen gördüm Danla Bilic demiş ki yok içerik üreticiliği şöyle kolay böyle kolay. Şu video çektiğim yere bak Danla. Danla'yı etiketleyin. Bu mu kolay? Allah Allah. Canımızdan olacağız be içerik üreteceğiz diye. Evet arkadaşlar, çok yürümek, çok yol aşmak gerekti ama gerçekten böyle dağların ortasında mükemmel bir şelale
sesi duyuyorsunuz zaten. Değdi ya. Bu kadar yürüdük ama değdi yani. Çok soğuk ama buraya kadar gelmişken biraz yüzmek istiyorum. Biraz buranın tadını çıkarmak istiyorum. Yok be, alışıyorsun işte, gene klasik. Kuş sesleriyle başladık. Kuş sesleriyle bitirelim. Bir sonraki içerikte görüşmek üzere. Benim kanalımda Almanya ile ilgili şeyler var. İşte geziyoruz, görüyoruz. Onunla ilgili videolar koyuyoruz. Mesela yakınlarda New York'a gitmiştik. New York videoları var. Hani gezi videoları seven insanlar, eğer ilk defa görüyorsanız bu videomu, hani başka videolar da var kanalımda. Umarım seyretmekten keyif alırsınız. Ben kendim de YouTube'a içerik üretiyorum ama mesela çok seviyorum. Birileri bir yere gezmeye gittiğinde... Tamam. Teşekkürler uyardığın için. Bir şey diyeceğim. Düşmedim. Ha. Sen az önce çekiyor muydun beni? Bunlar hakkında konuşurken. Yok. Galiba çekiyordum, evet. Sonradan bu geri karşımıza çıktı. Aynen. Beyaz tekrar eklendi. O yüzden yalanmış. Evet, ben de mesela bir içerik üreticisi olmama rağmen birileri bir yere gidince ne yemiş, ne içmiş, nereleri gezmiş çok merak ediyorum. Ben de seviyorum boş zamanlarımda böyle videoları izlemeyi. Eğer siz de keyif alıyorsanız kanalımda kanalıma abone olabilirsiniz aşağıdan. Memnun olurum. Size iyi hissettirirse video içerisinde gördüğünüz bir şey muhakkak yorum olarak yazın. Ben bu etkileşimi çok seviyorum. Şurayı göstereyim, evet, size. Aynen. Tropikal. Aynen. Bir anda ortamın havası değişti. Böyle büyük büyük bitkiler çıkıyor karşımıza ve ağaç kökleri üzerinde yürüyoruz hep. Şöyle göstereyim. Bayağı da zorlu bir yol. Aşağıdan kanalıma abone olabilirsiniz. Zili ve bildirimi açmayı unutmayın. Beğenin, yorum yazın, duygularınızı paylaşın. Bu beni çok mutlu eder. Bir sonraki içerikte görüşmek üzere. Gezmeyi ve yemek üzerine içerikler yapmayı çok seviyorum. Eğer ilgi alanınızdaysa tekrar görüşürüz.